vurur sizin televizyonu ya. Sıkıntı yok. İnşallah, inşallah ya. Merak etmeyin, bir şey olmaz. Abi nasıl bir şey olmaz ya? Bekir abi bizi gördü diyorum. Ya bunu alacağız abi, ne yapacağız onu ya? Başkomiserim. Efendim Selahat. Ya bu Bekçi Bekir sabaha kadar sokaklarda dolaşmıyor mu? Evet. Kucağında televizyona dolaşan hırsızı nasıl görmemiş ki? Tamam, ona da soracağız. Ona da soracağız. Yatıyordur o şimdi. Yasuo sorarız. Soracak bir şey yok ki komiserim. Başkomiserim yani. Yani Bekçi Bekir elinde televizyonla giden bir adam gibi, hırsız birilerini görse sabah ilk iş hemen koşa koşa gelip size haber vermez mi? Evet başkomiserim. Bence de. Görseydi direkt ilk bize gelirdi. Demek ki görmemiş. Ya görmediği için yani başkomiserim bence uyandırmayalım ya. Yatsın, uyusun o yani ha. Eskici! Eskiler alırım, eskici! Eskici! Dur ya, dur. Aa! Aa! Yaka ya! Ahmet! Baba! Bu bizim televizyon değil mi ya? Değil ya. Yok canım. O mu? O ya işte baksana buralar bak şuralar kırıktı işte ya. Aa bizim. Aa evet bizim. Bizim evet. Aa bunlar da bizim ya. Aa. Eskici. Hepsi bizim bunların. Ay çok büyük geçmiş olsun kız Rukiye abla. Aman be komşum, ne yapalım işte? Yani yapacak bir şey yok. Çalındı, yapacak bir şey yok. Ne yapalım? Siyah beyazla buraya kadarmış. Olsun annem ya, öyle deme. Kız, her işte bir hayır var derler. Tabii, baktım tabii. Fehmi abi, renkli televizyonu sırtladı getirdi buraya. Oh, inşallah. İnşallah, hadi inşallah. Bunun için hırsızın girmesi beklendiyse bu iş hayırlı olmuş Rukiye Hanımcığım. Yani bizimkini daha Türkiye'de yokken Muzaffer Bey yurt dışından getirdiydi. Ben bir şey söyleyeceğim. Necla teyze niye sürekli anneme laf sokuyor? Laf sokması canım, annem doğru söylüyor. Sizin şu külüstür televizyon çalınmasaydı Fehmi amcanın yeni bir renkli televizyon alacağı yoktu Nazlı. Hiç de bile sen babamı tanımıyorsun yani. Yine almayacak ki yani televizyon. Niye sürekli anneme laf sokuyor, sürekli sokuyor yani. Aman gören de Rukiye teyze altında kalıyor zannedecek canım. Anne bıraksana. Bunlar yüzünden birbirimize girmeyelim biz şimdi. Ay. Tamam yengecim, kızma. Gördüğünüz gibi bu televizyonun çalınmasına Fehmi Bey'den başka üzülen yok. Sen de üzülme Rukiye Hanımcığım. Sen de hiç üzülme vallahi. Ama ne üzüleceğim Allah aşkına? Cana geleceğe ne mala gelsin. Ne olacak? De tabii bunu Fehmi'nin bilmesine gerek yok tabii. Tabii. Eskici. Nereden aldın bu televizyonu? Ben bunu bir yerden almadım ki, buldum komiserim. Nereden buldun? Okulun karşısındaki arsaya atmışlar. Atmışlar? Atmışlar. Emin misin? Evet komiserim. Hatta orada top oynayan çocuklara sorabilirsiniz. Camını da onlar kırmış. Allah Allah. Hırsız. Hırsız çaldığı malı neden atsın ya? Bu işte var bir iş ama. Dur bakalım. Değil mi? Fehmi abi, uşaklar. Haydi alın televizyonunuzu. Alın, tüp taktırır, kullanırsınız hani, ha? Ahmet, hadi al bakalım şunu şuradan ya. Babacığım, zaten bunun bütün pahası tüpünde. Hani biz şimdi yeni bir tüp taktıralım dersek... neredeyse bir televizyon parası vereceğiz. Yani almasak daha iyi olmaz mı? Mahvolmuş ya. Canım televizyon mahvolmuş ya. Enişte, alma ya. Sana yeni televizyon yakışır bence. Ya ne anılarımız var bu televizyonda ya. Neler seyrettirdi bize ya. Dallas, Komiser Kolombo, Aşkı Memnun. Ne kahramanlar gördü ya. Vallahi billahi. Ne maçlar seyrettik. Beraber sevindik, beraber üzüldük. Hadi bakalım. Şimdi komiserim, daha doğrusu başkomiserim. Bunu yapanları bulun. Onlardan ben bunun parasını alacağım ona göre. Eskiler alırım eskici. Eskiler alırım eskici.
Emi abi ne yaptı öyle ya? Ne yaptı öyle? Bizi de duygulandırdı. Ağlayacaktım az daha ya. Evet. Neler yaşamış televizyondan adamca. Ya ne evet. Maçlar değil mi ya? Değil mi? Ha? Babam şeydir öyle. Değil mi? Duygusaldır. Evet. Can da duygusallaştı. Evet. Öyle değil mi? Evet. Duygusallaştınız. Gitti televizyon gitti. Evet. Televizyon gitti. Gitti evet. Neyse. Bizden kurtulamaz. Suçlu bizden kurtulamaz. Ya sizden kim kurtuldu? Kim kurtuldu yani? Başka Livli bırak, Livli bırak. Hadi yürü Selahattin. Anlat, yürü. Görüşürüz.